vardır böyle enteresan formül mü diyorsunuz siz artık ne diyorsunuz koca? Hani beli çekmekmiş yok işte alabalıklar koyarlar falan öyle. Şimdi bel çekme... Değil mi alabalık mı koyarlar tabii. Bir şeyler bel var. Bel çekme çok mantıklı. Yani bu yani disk dediğimiz kıkırdak taşıp siniri bir köşede sıkıştırır. Bel çekilerek o taşan kısımla sinir birbirinden uzaklaştırılır. Cidden iki büklüm birisi girer oraya çekerler belini dimdik çıkar. Ama 6 ay sonra o çekme sırasında kopan bir sürü bağlar, bir sürü ayrı ayrı problemler yapıyor. Ameliyat sırasında çok net fark ederiz. Bir bel çekilmiş mi, çekilmemiş mi? Eğer her şey darmadağınsa, olmadık yerde olmadık problemler varsa anlarız ki biz oraya bir takım manipülasyonlar yapılmış. Peki boyun fıtığına gelirsek? Aynı şekilde. Yani o da yine benzer süreçlerden geçiyor. Hangisi daha riskli mesela? Hangisinin ameliyatı daha riskli? Yapıldığı zaman şimdi bel bölgesinde omurilik yok. Dolayısıyla hatayı kaldıran bir yer. Boyun bölgesinde omurilik olduğu için altta daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ama ben boyun fıtığı ameliyatlarını daha çok severim. Çünkü aynı gün ayağı kaldırıp... Yok şey açısından, hasta açısından. Ha. Hayır, hastayı ertesi gün kaldırır bir boyunlukla hiçbir yasağınız olmadan hayata yollarsınız. Tekrarı yoktur iyi bir şekilde yapıldığı zaman. Ama boyun ameliyatında peki felç riski var mı? Çok düşüktür. Yani... bu sinirlerin geçtiği bir kese vardır. O keseyi hemen ayırt edersiniz. Çok parlaktır. Eğer ayırt etmez delerseniz işte su gelir sinirlerin içinde. Onu da fark etmezseniz omuriliği yaralarsınız. O biraz şey. Böyle çok kör gözle gitmeniz gereken bir olay. Ay, 49 yaşındaki bir izleyicimiz mesaj çekmiş. 3 kez bel fıtığı ameliyatı olmuş. Bu böyle çok mu oluyor yani? Yanlış ameliyattan mı? Eksik bir kere başladı mı? Ha. Yani bir başarısız bel cerrahisi diye bir şey var. Aslında da çok güzel bir hikayesi var. İlk defa 1934'te Mixter Bar bel fıtığını tarif edip ilk cerrahi müdahaleyi yapmışlar. Yine Mixter Bar 1935'te bir yıl sonra başarısız bel cerrahisini tanımlamışlar. Yani bir yıl içinde bile başarısız vakalar çıkmış. Hı hı. Günümüzde hala sürüyor. Planlamadaki eksikler, patolojinin tam olarak değerlendirilmemesi, problemin ne olduğunu değerlendirilmemesi, bütün bunlar işin başarısızlığına gidiyor. O yüzden çok iyi değerlendirip, yani bu iş bir kere yapılmalı. Evet, yani hani çok şanssızlıklar olur hepimizin başına. Bir kere daha yani tekrarlayabilir işte yaptığınız bir ameliyattan sonra yapışıklık olabilir, işte tekrarlamalar olabilir, kayabilir ama ikinciden sonrasının olmaması lazım. Neyse hastamız, aman hasta izleyicimiz 3 kez bel fıtığı ameliyatı olmuş. 5 sene sonra ağrılarım çok şiddetlendi. Ameliyat olan omurlarda çökme olduğu ve platin takılması gerektiği söylendi. Evimin konumu yüzünden sık sık merdiven inip çıkmaktayım. Ağrılarım şimdi çok daha hafif. Aynı şiddetli ağrıyı gelecekte yaşama şansım nedir demiş. Yaşar. Yani tekrarlama riski var her zaman için. Çünkü problem orada devam ettiği sürece o problemler çıkacak. Zaman zaman hafifleyecek. Bu problemler biraz görünen problemler. Yani kireçlenmeler, fıtıklar hepsi yani elle tutulur şeyler. Orada sinire baskı yapan bir problem olduğu sürece o problemin ortadan kaldırılması gerekecektir. Allah tam okuyordum götürdüğünüz şeyi. Güzel bir mesaj vardı orada çocuğu hasta olan bir hanım. Çabuk yap, tam çabuk yapsınlar da ondan sonra SMS'lerde bir problem oldu da onu düzeltin dedim ve de gitti. Peki kilolu kişilerin ameliyatıyla normal kilosunda olan kişilerin ameliyatının arasında fark oluyor mu? Var tabii. Şimdi hastalar bize geliyorlar. Orada bir hekimlerin de hekim arkadaşlarının da bir yanılgısı diyeceğim ben. Çok kilolu bir hastaya kilo ver gel diyorlar. Çok kilolu bir hasta beli ağrıyan, boynu ağrıyan hastanın kilo verme şansı yok. Hareket yani ağrısı için olduğu için hareketi kısıtlıyor. Siz kilo ver gel 6 ay sonra kilo almış olarak gelecektir size. O yüzden yani ağrısı olan hasta kilo oldu olsa tabii ameliyat bizim için zor. Hasta geliyor bana benim çok kilom var. O benim zorluğum, benim sıkıntım. Ara liposuction'da. Yani epeyce bir liposuction'da. Ama çok şey değil, çok büyük problemler değil. Ona göre biraz daha derin ekartörler kullanırsınız, biraz daha derine gidersiniz ama problem değil. Skolyozun sebepleri nedir? Ve de daha sık çocuklarda mı görülür skolyoz? Skolyoz çocuklarda. Skolyoz nedeni bilinmiyor. Nedeni tamamen bilinmiyor daha doğrusu. Birçok sebebi var, birçok tipi var daha doğrusu. Ama bu tipler içinde en sık olan idiopatik skolyoz dediğimiz. Biz doktorlar eğer bir şeye bir neden bulamıyorsak idiopatik diye bizim bir başlığımız var. Nedeni belli olmayan skolyozlar. Birçok şey sorumlu tutuluyor. Ama şu anda bilinen tek şey var. İşte bu özellikle küçük çocuklarda olmaması için hamilelik döneminden itibaren
melatonin denilen aslında uykuyu düzenleyen bir hormonun dışarıdan verilmesinin skolyozu önlediği tespit edilmiş. O yüzden onun verilmesi bir şey. Ama onun dışında bunun eksikliğinden mi oluyor, bir gen probleminden mi, onu bilmiyoruz. Ama bu idiopatik kısım, ama onun dışında biliyoruz ki bazı genetik hastalıklarda, bazı cilt hastalıklarında... Tehlikeli bir şey mi skolyoz? Skolyoz vücudu büken bir şey. Bir kere estetik olarak çok büyük bir problem. Görüyorsunuz işte kenara doğru, yana doğru bükülmüş vücutlar oluyor. Daha çok kız çocuklarında oluyor. Vücut asimetrisi ortaya çıkıyor. Göğüs asimetrisi ortaya çıkıyor. Sırt asimetrisi ortaya çıkıyor. Vücudun üst yarısındaysa üst yarısı daha az gelişiyor. Bunların hepsi görüntü olarak büyük problemler. İleri dönemlerde de akciğer fonksiyonlarını bozarak çok genç yaşlarda solunum sistemi hastalıkları geçirmelerine sebep oluyor. Akciğer kapasiteleri azalıyor. O yüzden ne kadar erken yakalanır, ne kadar erken tedavi edilirse o kadar iyi sonuçlar alınan bir hastalık. Sinir sıkışması neden olur diye sorarlar. Her şeyden. Skolyozdan da sinir sıkışabilir. Evet, kasılıp kalırlar falan. Fıtıktan da, bel fıtığından da olabilir. Bir kireçlenmeden de olabilir. Bunların hepsi zaten sinirler bir omurga kemik kanalının içinde aşağıya doğru geliyorlar. Omurilik geliyor. Sinirler çıkıyor. Her yere yayılıyor. Bu yol boyunca olabileceği her şey. Peki bu iğneyle mi geçiyor? Yok, hayır. Eğer bunu bir fıtık sıkıştırıyorsa o fıtığı alacaksınız. Bir kanal daralması varsa orayı açacaksınız. Bazen çıktıktan sonra özellikle elde kolda çok... Hayır, sinir sıkışmasından dolayı kas katı kesilip duruyormuş da ondan izleyicimiz. İşte ağrıdan dolayı kasılıp geliyordur. Yoksa şeyden dolayı değil. Yani bir şeye mi gitmesi lazım? Dolayı... Nöroloğa mı gitmesi lazım? Yani nöroloğa veya ağrının tipine bağlı olarak el, bel, bacak ağrısından dolayı kasılıp kalıyorsa bir beyin cerrahına gidebilir. Veya omurgayla uğraşan bir hekime gidebilir. Ama yok beyinle ilgili dört taraftan kasılıyorsa o zaman bir nöroloğa gitmesinde fayda var. Peki şimdi kızımız 6 aylık, tesadüf sonucu tomografi çekildi. Beyin zarının arasında sıvı fazlalığı olduğu söylendi. Bu tehlikeli bir şey midir? Cerrahi müdahale gerekir mi? Riskler nedir demiş. Yok, arachnoid kist denilen bir durum. Çok sık görüyoruz. Özellikle tesadüfen çekilen filmlerde çok artık baş ağrısı falan için çok fazla film çekildiği için daha fazla görüyoruz. Biz sadece izliyoruz. Çok küçük bir kısmı ameliyat ediliyor bunların. Eğer bir saraya sebep olursa veya bir tarafında güçsüzlük yaparsa veya beynin bir tarafını büyütür, kafatasında şekil bozukluğu yaparsa ameliyat yapıyoruz. Ama onun dışında genelde bir 6 ay sonra veya 1 sene sonra bir kontrol ediyoruz. Eğer onda aynı duruyorsa hiç dokunmuyoruz. Unutuyoruz. Peki bu iş hani son zamanlarda meşhur olan pilates, yoga falan var ya. Onlar duruş bozukluklarına iyi geliyor mu gerçekten söylendiği gibi? Yani siz doktorlar olarak tavsiye ediyor musunuz? Şimdi bazı hareketler var ki her spor faydalı bir kere. Özellikle kasları geliştiren, omurganın etrafındaki kasları taşıyan, omurganın etrafını taşıyan kasların genişletilmesi çok önemli. Ama bunların çok özenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Çok bilerek yapılması gerekiyor. Bizim için önemli olan omurganın etrafındaki kasların güçlenmesi. Pilates buna çok yönelik, yoga yönelik, diğer bütün egzersizler de yönelik. Ama omurganın da şeklini bozmamak lazım. İşte biliyorsunuz belin bir çukurluğu var, boynun bir çukurluğu var. Bunları bozmadan, yani işte bir eğilip de ağırlık kaldıralım. O spor salonunda çok kaslı görürsünüz, bir sürü çalışan vardır. %90'ın omurgası çok kötü durumda. Hatta yani burada hep söylüyorum, fazla spor biraz sağlığa, yani fazla spor sağlığa faydalı ama omurgaya zararlı.